Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 40. ders istatistiksel gösterimler. Şimdi arkadaşlar Mehmet Bey ve kızı Zeynep arasında bir konuşma geçiyor. Biz de şahit olalım. Zeynep babasına veri nedir diye soruyor. Babası da bilgi toplamak için elde edilen değerlerin hepsine veri denilir diyeceğiz. Peki Zeynep istatistiği soruyor bu sefer. İstatistik de arkadaşlar verileri toplama, sayısal verileri işleme ve yorulma tekniklerini içeren bir bilim dalıdır diyeceğiz. Hemen gelelim. Mesela 2015 yılında ülke nüfusunun 78 milyon küsür, bu nüfusun 39 milyonun erkek, 39 küsür milyonun kadın olduğunu biliyor musunuz diyor. Bu veriler arkadaşlar Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ile alakalı her türlü istatistiksel bilgiyi TÜİK'te bulabiliriz, internetten araştırabilirsiniz diyelim. Zeynep okulda karşısına çıkan ilk 50 kişiye kaç yaşında olduklarını sormuş ve bunları not almış. Şimdi bu almış olduğu notlara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Veri diyeceğiz. Bu verileri ne yapıyor hemen? Getirmiş, burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar grafikte yerine yazmış. Arkasından arkadaşlar bu grafiği getirmiş, sütun grafiğe toplamış. Sütun grafikte de mesela ne diyor hemen? Gördüğünüz gibi 10 yaşında 11 kişi varmış. 11 yaşında arkadaşlar 14 kişi varmış, 12 yaşında 15 kişi varmış, 13 yaşında 10 kişi varmış şeklinde yorumlayarak getiriyor. Bunları yorumlamaya arkadaşlar istatistik diyoruz diyelim, geçelim. Şurada görmüş olduğunuz tabloyu arkadaşlar çetele tablosu deniyor. Ne yapmış mesela? 1, 2, 3, 4 çizgi atıp 5.'yi düzgün işaretlemiş. Şimdi biz bunları gelelim burada sütun grafiğe aktaralım. Dikkat edin şube diyor. Demek ki biz 7A, 7B, 8A, 8B'yi buraya yazacağız. Kişi sayılarını da buraya yazacağız. Yazacak olursak arkadaşlar hemen gelelim. 7A'yı düşünelim önce. 7A sınıfından arkadaşlar 5, 10, 11, 12, 13. 13 kişi varmış diyeceğiz. 13 kişi varsa şayet hemen getiriyoruz. Şöyle 13 olsun. 7A yazıyoruz. Getirip arkadaşlar şuraya da 13'ü işaretliyoruz. Sonrasında 7B sınıfından 5, 10, 15 kişi varmış. 3 tane bütün deste var. 7B'yi biraz daha büyük yazacağız. 7B eşit aralıklarla olmasına dikkat etmek lazım. 15 olduğunu söyledik arkadaşlar. 8A'da 5, 10, 15, 16, 17 oluyor. 8A'da 17 diyoruz. Onu biraz daha artırıyoruz. Şöyle geliyoruz. 17 diyoruz. Buraya geldiğimizde 5, 10, 15, 16 diyeceğiz 8B için. 8B de şurada arada bir yerde bulunacak arkadaşlar. Onun da şöyle 16 olduğunu söyleyelim. Ne yaptık arkadaşlar? Çetele tablosunda verilenleri sütun grafiğe böylelikle aktarmış olduk diyelim. Araştırma verilerini düzenlemede ve göstermede sıklık tablosu ile sütun grafiğinden yararlanır arkadaşlar. Sütun grafiğindeki sütunların genişlikleri aynı olmalı, arasında eşit uzaklık bırakılmalı, grafik ve eksenler isimlendirilmeli. Yani burada olduğu gibi şube, kişi sayısı gibi. Grafikte bir aracın saatlere göre hızı verilmiş arkadaşlar. Okuyalım. Yanda verilen grafik bir aracın süreye göre hızındaki değişimi göstermeli. Şimdi doğru yanlış olarak bize isimlendirin diyor arkadaşlar. Aracı beraber takip edelim. Şimdi sıfır anında duruyor. 1 saate kadar kaç kilometre yola çıkmış? Hıza çıkmış 60. 1 ile 2. saat arası hep 60 kilometrede yoluna devam etmiş. 2 ile 3. saatler aralığında da arkadaşlar 60'dan 80'e yükselmiş. Yani şurada 20'lik bir artış, burada 60'lık bir artış olmuş diyelim. İlk 1 saatte aracın hızı sürekli artmış. Evet arkadaşlar sürekli artmış ve 1. saat sonunda 60 ulaşmış diyeceğiz. 2. saatte aracın hızı azalmıştır. Hayır arkadaşlar azalmamış da artmamış da 60'ı korumuş. Bu da nedir diyeceğiz arkadaşlar bu durumda yanlış. Aracın hızındaki artış miktarı 3. saatte 1. saattekinden daha fazladır. 3. saatte 20 artmış ama 1. saatin içinde 60 artmış. Bu da yanlıştır diyeceğiz. Doğru, yanlış, yanlış şeklinde yorumumuzu yapalım. Geçelim. Bir sitedeki kişilerin okudukları gazetelere göre dağılımları verilmiş. Şimdi daire grafiklerinde açılara dikkat etmek lazım ve dairenin tamamının da 360 derece olduğunu unutmamak lazım arkadaşlar. Şimdi 90, 60, 180 burası. Demek ki burası da 90. Tamamının 360 olduğunu unutmuyoruz. Bize diyor ki A gazetesini okuyan kişi sayısı 145'miş. Yani 90 dereceye karşılık gelen kişi sayısı 145'miş. Bana diyor ki sitede oturan toplam kişi sayısı kaçtır diyor. Herkes gazete okuduğuna göre. Tamamı 360 dereceydi. 90 dereceye arkadaşlar şayet 145 kişi tekabül ediyorsa 360 dereceye neyi görmemiz lazım? 4 katı olduğunu düşünmemiz lazım. Bunun da 4 katını alırsak arkadaşlar karşımıza kim gelecektir diyelim hemen. 580 kişi olacaktır diyelim. Geçelim. Yine bir histogram.
Histogram olduğunu nereden anladık arkadaşlar? Bir, şurada zikzak var. İki, aralık verildiği için diyeceğiz. Hemen bakalım. Yandaki histogram grafiğinde bir şirkette çalışan kişilerin yaş aralıkları soruluyor. En çok kişi sayısı hangi aralıkta arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 32-38 yaş aralığında. En az kişi sayısı gördüğünüz gibi 46-51 yaş aralığında. 42 yaşında olan, mesela 42 hangi aralığa düşüyor? Şu aralığa düşüyor. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 39-45 yaş aralığındaki herkesin 42 yaşında olduğunu düşünebiliriz. En çok kaç kişi olabilir? 80 diyeceğiz. Şirkette toplam kaç kişi vardır diyor. 18-24 yaş arası 60 kişi var. Artı diyorum. 25-31 yaş arası 90 kişi var. Artı diyorum. 32-38 yaş arası 120 kişi var diyoruz. Artı hemen 39-45 yaş arası 80 kişi var diyoruz. 46-51 yaş arası da 30 kişi var. Bunları topladığımız arkadaşlar 380 elde ederiz. Demek ki toplamda 380 kişi var diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.